Merhaba, bugün Şehir Hepimizin programını stüdyo dışında farklı bir mekanda gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör İlhan Tekeli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz Şehir Hepimizin programı İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor. Her pazartesi günü yayınlanıyor. Hocam, Bursa'daki bir kent konseyi toplantısının evet. açılışında bir konuşmanız var. Evet. Bu konuşmanın metnini görünce bize ilginç geldi ve ilgilendik. Arzu ederseniz bu temada konuşmamızı Tabii. götürmeye gayret edelim. Orada sizden kent kültürü ve kentlilik bilinciyle Tabii. ilgili bir konuşma yapmanız isteniyor. Ancak siz buna biraz itiraz ediyorsunuz. İsterseniz buradan başlayalım. Neden itiraz ettiniz onu öğrenelim sizden. Buyurun. Şimdi şöyle bir kavram var. Eskiden ben de kullanıyordum. Hep diyorduk ki biz kentleştik ama kentlileşemedik. Burada söylenmek istenilen meselenin bir kültürel dönüşüm olduğu ve o kültürel dönüşümü gerçekleştiremediğimiz konusunda bir çıkış noktası. Ben de uzun yıllar bunu kullandım. Ama sonra fark ettim ki bu kavram yanlış. Yanlışlığının sebebi şu. Biz dediğim şehrin orta sınıfları biraz ağzı laf yapanlarının kullandığı bir kavram ve şu beklentiyi içeriyor. Şehre kırdan gelenler uyum yapacaklar ve aynen biz şehirliler gibi şehirli olacaklar. Ve öyle davranacaklar. Şimdi bu bir dominant pozisyondan bir dikte etmek ve onun ölçüsünü de kendi yaşantımız olarak koymak. Oysa biz antropolojik teorilerinden biliyoruz ki kültürleşme diye bir teori var. İki farklı kültür bir arada yaşarsa bu yaşama sonucunda iki tarafında kültürü birbirinden etkilenerek yeni bir karışım ortaya çıkar. Ve tabii eğer böyle bir karışım ortaya çıkarsa o hiçbir zaman kentleşmeyecek demektir. Doğru. Yani bu kentleşme ve kentliğe ayrıcalıklı bir kültürel konum vererek bütün politikaları buna dayanarak kurmak dışlamanın bir mekanizması. Ve beni bir noktadan sonra bu rahatsız etmeye başladı. Onun için bu kavrama şimdi itiraz ediyorum. Evet. Ve diyorum ki o kültür üstünden tanımlamazsanız o dışladıklarınız sizden fazla belki kentleşmiştir. Eğer kentleşmeyi şöyle düşünürseniz kültürel olarak değil, kentin fırsatlarından yararlanabilir hale gelmek. Şimdi bugün biliyoruz ki mesela ben orta sınıftan birisi olarak Ankara'da Hoşdere Caddesi'nde oturuyordum. Bir sigorta konutu alıp o sigorta 63 metrekare orada yaşıyordum. Ama aynı tarihte benden şöyle 2 kilometre uzakta Yıldız'da bir gece kondu yapsaydım, evet. bu bugün 6 dairem olurdu. Evet. Şimdi evet. demek ki fırsatlardan ben mi yararlanıyorum, yeni gelenler mi yararlanıyor? Kırdan gelenler mi yararlanıyor? Tabii. Yani bu kavram bir sapma taşıyor. Evet. Kültürel sapma taşıyor. Onun için biraz onu ortadan kaldırdım son zamanlarda. Evet. Şimdi aynı toplantıda bu itirazınızın karşında şöyle bir şey söylüyorsunuz. 50 yıldır ben konuşuyorum, bunları evet. anlatıyorum ama bugün size 3 soru soracağım diyorsunuz. Yani o da bir rahatsızlığın ifadesi tabii. Evet, evet. Bu sorulardan bir tanesinin politikacılara, bir tanesini yurttaşlara, vatandaşlara, bir tanesini de akademisyenlere evet. Yönelteceğinizden söylüyorsunuz. Bunları biraz açabilir misiniz? Şimdi politikacılara dediğimde ne demişim orada?
Hizmet çeşitliliği bir kavram var. Bir de aktif yurttaşlık diye bir kavram var. Evet. Şimdi bu şöyle bir kaygıdan yola çıkıyor. Bizde belediye seçimleri yapıldığı zaman herkesin kabul ettiği bir şey var. Diyorlar ki seçimde biz size hizmet getireceğiz. Peki ve bütün seçim bu yarışma üstüne kuruluyor. Sen mi çok getirdin, ben mi çok getirdim? Oysa ben diyorum ki, ben bir şehirde yaşayan biri olarak diyorum ki, bana hizmet yetmez, ben hizmetin ötesini istiyorum. Niye ötesini istiyorum? Çünkü hizmet, su getireceksin, elektrik getireceksin, ulaşım, bunları zaten yapacaksın. Yani bunlar senin kanuni görevlerin ve ama senin bana söylemen gereken şu, bunları sana emrivaki halinde yapmayacağım. Senin katılımınla beraber bir farklı kalite, yani senin taleplerine daha uygun bir çeşit temsili demokrasinin yarattığı demokrasi açığını ortadan kaldıran bir hizmet sunma biçimi. Bir anlamda hizmetin ötesini istediğim zaman bana sunacağın hizmetler konusunda benim katılımım önünü aç diyorum. Evet, burada şeyden bahsediyorsunuz aslında, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişten bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bu tabii Türkiye'de temsili demokrasinin sunulma biçimi tamamen araçsal olduğu için buradaki propaganda da araçsallık üstünden götürüyor. Tabii hizmet denilen şey kendisi çok önemli. Şöyle bir şey, benim bir hizmet varsa ben o hizmetleri kullanarak yapabileceklerimin çeşitliliğini artırabiliyorum. Evet. Hizmet bir çeşit benim tercih alanımı genişletiyor. Şimdi bunu demokratik olarak yapılsın diyorum. Yani katılımcı. Hangi hizmet, ne türde ve bu hizmetlerin mutlaka devlet eliyle mi verilmesi gerekiyor? Evet. Başka, toplumun başka aktörleri de kamusal özne olarak bunu gerçekleştirebilmeliler diye düşünüyorum. Evet. Burada aktif yurttaşlık da burada devreye tabii giriyor. Yani hizmetin ötesinde bir şeyleri talep etme aslında tabii aktif yurttaşın tabii yapması talep gereken bir olgu. Aslında şöyle bir, tabii aktif yurttaş biliyorsunuz bir güçlü demokrasi teorisinin parçası olarak ortaya çıkmış bir kavram ve bir çeşit pasif yurttaş dediğimde şunu kastediyorum. Ben etliye sütlüye karışmam. 5 yılda bir seçimimi yaparım. Ondan sonra gelen diktatör gibi çalışırsa da çalışsın beni ilgilendirmez. Ben gelen hizmete bakarım. Şimdi zaten siyasetçilerin halkı İtmek istediği köşe bu. Ben istediğimi yapayım ve sonra sen oy ver bana yahut verme. Demokrasiyi buna indirgediğimiz zaman tabii demokrasi diye bir şey kalmıyor. Bir çeşit burada demokrasinin varlığını seçimin varlığına indirgiyorsunuz. Evet. Ama seçimde elde ettiğiniz ne? Önümüzdeki 5 yılın diktatörünü saptıyorsunuz. Evet. Eğer önümüzdeki 5 yılın diktatörünü saptamamamız gerekiyorsa yurttaşın aktif yurttaşa dönüşmesi gerekiyor. Bugünkü pasif yurttaş her an merkezin emri vakilerine açık. Başına ne geleceğini işler olup bittikten sonra fark eden yurttaş. Bir yerde kabullenici. Şimdi bu yurttaşla bir eğer böyle bir yurttaş varsa demokrasiye de çok ihtiyacın yok. Evet. Demokrasi talebi, yani istekleri hakkında düşünen ve onu
kamu alanında dile getirebilen insanların varlığını istiyoruz. Evet. Geleceğin demokrasisi tüm insanlarla olacak. Onun için bugün demokrasinin temel problemlerinden biri şu: aktif yurttaşların sayısını nasıl artıracağız? Evet. Bizim demokrasimiz sağlıklı bir yere gidecekse aktif yurttaşların sayısının artmasıyla gidecek. Ama bu kolay artmıyor. Evet. Kanımca STK'lar bunu yetiştirmenin en uygun ortamı. Evet. Hocam bir de siz yine bu hizmet konusunda, hizmet kavramında hizmet arzının üç kaynağından bahsetmişsiniz burada. İşte kamu, özel kesim, bir de sivil toplum yani STK'ları evet. kastetmişsiniz. Burada STK'ları özellikle dikkate alırsak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bizim sistemimizin işleyişi bizi şu noktaya itiyor. Bir iş yapılacaksa ya devlet yapar ya özel kesim yapar. Bu iki seçeneğe hapsediyor sizi. Evet. Tabii bu iki seçeneğin de kendine göre problemleri ve sorunları var. Devlet çok ayrıntılı, hassas talepleri karşılayacak çeşitliliği üretemiyor. Özel kesim ise karlılık motivasyonu altında kısa erimli mantıklarla çalışıyor. Halbuki biz daha demokratik bir toplum, daha az gerilimli bir toplum içinde yaşamak istiyorsak bazı hizmetlerinde STK'lar tarafından üretilmesi gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz yurt dışında non-governmental organization deniliyor. Yani devlet dışı kuruluşlar gibi bir kavram. Şimdi aslında çok ilginçtir. STK'ların mantığının gelişmesi ve bunun teorik çerçevesinin Türkiye'deki tabanıyla evet. Amerika'daki ve Avrupa'daki tabanı farklı. Evet. Ben bunu çok yeni fark ettim. Evet. Yurt dışından birileri geldi. Benimle STK'lar konuşuyor. Onlar mesela Amerikalılar STK problemine bu hizmetlerin non-government organization tarafından verilmesi olarak görüyorlar. Bir çeşit araçsal olarak bakıyorlar ve bu kompozisyon evet. özel kesimden de şeyden de iyidir ve bir yerellik için daha uygundur diye. Ve burada hiçbir demokrasi savunması falan yok. Gayet pragmatik olarak böyle bakıyorlar. Ve alışılmış bir şey gibi. Bir üçüncü kanal olarak ortaya çıkıyor. Evet. Şeye baktığımız zaman, Avrupa'daki pratiğe de baktığımız zaman işte özellikle Avrupa Birliği'ndeki bütün karar organlarında STK'ların temsiline dayanan bir başka süreç var. Yani toplumsal meselelerde toplumun katılımıyla karar vermenin mekanizması olarak evet. bakıyor. Halbuki biz Türkiye'de 1990'lı yıllarda bu gelişmeye başlayınca birçok toplantılar yapıldı ve bir o toplantılarda biz bunu farklı bir şekilde ele aldık. Bir çeşit toplumda belirli tür düşünen, belirli hizmetlerin görülmesi için fedakarlık yapacak insanların bir araya gelip küçük kamu alanları oluşturmaları ve o kamu alanlarında ortaya çıkanın uygulanabilmesi diye koyduğumuz evet. zaman biz gerek Amerika'daki gerek Avrupa'dakinden farklı bir teorik çerçevede temellendirdik. Evet. Bu özgün bir şey aslında. Evet. Türkiye'nin bunun farkında olması gerekir. Yani bir avantaja da döndürülebilir belki ama. Evet. Peki, şimdi bu üç sorunuzdan bir tanesi demiştik, politikacılara soruyorum evet. demiştiniz. Aslında bunu biraz konuştuk. İkinci soruyu da yurttaşlara evet. soracağım diyorsunuz o konuşmada. Ve burada da biraz eleştiri getiriyorsunuz yurttaşlara. Bu eleştirilerinizde şuna dayanıyor. Bir kenti konuşmak kavramımız evet. var.
bir de ortak akıldan bahsediyorsunuz. Evet. Burayı bunu biz sizden zaten dinleyelim isterseniz. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar bir araya geldiğinde, diyelim ki bir akşam bir araya geldi, dostlar konuşuyor. Şimdi bunlar kenti nasıl konuşuyorlar? Eğer bir demokratik sistem varsa, aslında bunların konuşmaları hayata geçecek demektir. Olması gereken. Ve o zaman şöyle bir ilke çıkıyor. Ne kadar konuşabiliyorsan o kadar şehrin olur. Evet. Eğer sen oturduğunda hep spekülasyonu konuşuyorsan şehrin öyle olur. Yani nitelikli konuşmaktan bahsediyorsun. Ha, yani ne istediğini bilerek ve yani insanlar tabii çok şey isteyebilirler ama bunun realist bir kentin gerçekleşme politikalarını etkileyebilecek bir şekilde ulaşabilmesi için insanların da ne istediğini bilmesi lazım. Evet. Halbuki biz de şöyle bir ikiyüzlülük var. Şimdi insanlara diyelim ki şimdi burada oturup konuşuyor olsak, birçok kişi olsa onlara nasıl kent istiyorsun desen, o işte havası temiz diyecek, bol yeşilli diyecek, bilmem tarihi korunmuş diyecek, bunların evet, hepsini söyleyecek. Doğru. Peki ama o kişinin bir arsası varsa, o arsası üstünde bunların geçerli olmamasını isteyecek. Çok doğru bir saptama oldu. Evet. Tamam mı? Şimdi biz kentin nasıl olması ve değerleri hakkında iyi kötü bir fikrimiz var. Ama o bizim arsaya gelince onun tam karşıtı pozisyonlarda üretiliyor. Tabii bu aslında ilginç bir özellik. Yani biz şunu istiyoruz. Herkes bir imar düzeni olsun. Herkes bu imar düzenine uysun. Bir tek ben uymuyor. Bizim istediğimiz bu. Kenti konuşma biçimimiz bu. Bu fırsatçı bir ahlaka tekabül ediyor. Ve bu toplumun her kesiminde var. Var tabii. Değil mi? Her kesimde var. Yani bu yerleşik bir ahlak. Evet. Ve bizim eylemlerimizi o isteklerimiz değil bu yönlendiriyor. Evet. Bunun çalışabilmesi için bir koşul var. Diyelim ki biz herkes istediğini yapar diye serbest bıraktık. Ne olur? Herkes işte böyle birbirinin önünde daha yüksek bina yapar ve o öyle hale gelir ki oradaki yapılan çok büyük yatırımın toplam değeri sıfır haline gelir. Evet. O yaşanamaz hale gelir ve yok olur. Şimdi demek ki bizim fırsatçılığımızın olabilmesi için bazı açık gözler ve bazı saflar, büyük bir saf grubu olması gerekiyor. Şimdi bu şehir mesela diyelim ki bir öğrenciye görev verdiniz, şehri anlatacak. Bu şehri anlatması sırasında İlginç bir soruyla karşı karşıyasınız. Nasıl bir şehir istediğini bilen yahut kamuoyunda böyle konuşulan bir ahlak var. Bir de her biri gizli gizli bir yerde bunun tersi hareket edenlerden oluşan bir sistem var. Evet. Eğer böyle bir sistem olmazsa büyük kısmı saf, diğer kısmı şey olursa hiç kimse fırsatçı bir kar elde edemez. Evet. Çünkü hepsininki sıfır olur. Evet. Evet. Dolayısıyla bu iki grubunda bir arada olması lazım ki böyle şeyler çıksın. Ama yani o ikili ahlakın varlığı aslında biz ahlakımızı teke indirgememiz gerekiyor. Yani bu işte sistemin olgunlaşması, talepleri falan bir kolay sağlanabilecek bir
şey değil, durum değil. Evet, son dönemin moda sözcüklerinden empati tabii. yapmak gerekiyor. Tabii. Belki bir sürü tabii. konuda karar alırken, tasarrufta bulunurken kişisel tabii. olarak. Bir de ortak akıl kavramından bahsetmiştim. Evet. Bu yurttaşların galiba hani uzlaşma tabii. için kullanabilecekleri Doğru. önemli bir kavram. Buradan neler söyleyebilirsiniz? Şimdi aslında bu ben plancıyım temelde. Ve biz 1960'larda plan eğitimi görürken bize öğretilen plancı dediğin adam rasyonel karar verir. Bu rasyonel karar nasıl olacak? Dıştan hedefleri saptarsın. Bu işi okur yazarsın. Nasıl gelişeceğini bilirsin. Onlara göre bunun en iyisini seçersin. Ama bunu sen seçersin dıştan. Hedefler de dıştan verilmiş, seçen de dıştan, elitist bir şey. Bu Weber'ci bir kısa erimli rasyonellik, araçsal rasyonelliğin planlamasıydı. Evet. Ama 1980'ler sonrasında Habermas'ın iletişimsel rasyonellik kavramı ortaya çıkınca evet. bu iş değişti. Bugün şöyle bakıyoruz. İnsanlar işte hangi konuyu ele alıyorsa kendi aralarında uzlaştıklarında rasyonel sağlanmıştır. Rasyonellik uzlaşmanın sağlanmasıdır. Evet. İşte ortak akıl dediğin şey öyle bir komünikatif rasyonelliğin uzlaşım noktasıdır. Evet. Şimdi o noktaya geldiğimizde ne yapmış oluyoruz? Hedefleri ve araçları birlikte saptıyoruz. Hedefle aracı birlikte saptamadığın zaman, hedefi gerçekçi olmayan şekilde üstte tuttuğun zaman ne oluyor? Buna uygun bir aracı seçip zorla uygulamaya çalışıyorsun. Ve o zaman diktatöryel bir pozisyonlar ortaya çıkıyor. Bizim iktidarımız, yani bizim iktidarımız dediğimde yani bu tür bu anlayışın iktidarı. Demokratik olan bakanlar bakımından iktidar ele geçirilen bir yer değildir. Bu oydaşmayla inşa edilir. Halbuki araçsal rasyonellikte siz dıştan tanımlanmış bir iktidar pozisyonunu ele geçiriyorsunuz. Onun için de insanları yalanla yaşatan bir söylemler içinde insanları illüzyonlara boğarak ve ötekileştirerek bir siyaset yapıyorsunuz, onu ele geçiriyorsunuz. Evet. Halbuki ortak akılların çalıştığı bir yerde yahut konsensüslerin uzlaştığı bir yerde ne var? Öyle bir durum yok. Biz iktidarımızı inşa etmiş oluyoruz. Bu hiç kimse kendisini onun dışında görmüyor. Çünkü onun parçası olarak inşa ediliyor. Evet, evet. Burada sizin bir örneğiniz vardı. O da ilginç gelmişti Tabii. bana. Bir 10 kişinin katıldığı bir toplantı ve buradan nasıl bir uzlaşma çıkar? Her toplantı başarılı olmaz gibi bir... Bir şey söylemiştiniz. Bunu hatırlıyor musunuz? Tam hatırlamadım da. Hatırlamadınız. Muhtemelen şöyle bir şey söylemiş olabilirim. Yani buradaki bizim temel problemimiz, uzlaşma kültürünün varlığı yokluğu problemi şununla ilgili temelde. Bir siyasetçinin katılımcılığa açık olup olmamasını test etmek için ben onlara bir soru soruyorum. Evet. Diyorum ki, hayatınızda bir tek örnek verebilir misiniz ki, kendinizin düşündüğünden başkasını, başkaları böyle düşünüyor diye yaptınız mı? Siz eğer hep düşündüklerini yaptıysanız, o zaman sizin demokrasi süreciniz bir ikna etmedir. Evet.
geri dönüşlü bir değişmeye açık değildir. Evet. Galiba böyle bir şeyler mi anlatmışım? Bu bence daha iyi oldu. Oradaki anlattığınız aslında şuydu hatırladığım kadarıyla. Bir toplantının başarılı olması için örneğin 10 kişi katılıyorsa toplantıya, toplantıdan çıkıldığında içeri girerken düşündüklerinin bir kısmının değişmiş olması gerekir lazım. Ki toplantı başarıya ulaşsın demiştiniz. Yoksa toplantı vakitsi yani. Evet, evet. Yani bir toplantıya girdiğinde, çıktığında, girdiğinde düşündüğünden farklı bir şey düşünmüyorsan demek ki arası boşa mı geçmiş. Evet, evet. Şimdi isterseniz son bölüme geliyoruz. Tamam. Üçüncü sorunuz yönelttiğiniz akademik çevreye yöneltiyorsunuz. Evet. Buraya buraya girelim. Burada da benim tespit edebildiğim kavram akademinin yeni kavramlar üretme sorumluluğu vardır diyorsunuz. Burayı biraz açabilir miyiz? Açalım. Şimdi biz öyle bir hızla değişen ve hızla karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz. Eğer sizin geçmişteki kavramlarınız sizin politikalarınızın oluşturmasında artık yol göstermiyorsa yahut gösterdiği yol hüsranla sonuçlanıyorsa bu kavramları gözden geçirmek durumunda kalmalısınız. O kaygıyı taşımalısınız. Halbuki akademiyanın yapısı genellikle şöyle çalışıyor. İşte şunlar şunlar oldu, bunlar bunlar oldu. Bir çeşit geçmişin stoku üstünden çalışıyor. Evet. Ve bu da tabii geçmişin kavramlarının çok ağırlıklı olarak günümüzün düşüncesini çok da işe yaramaz şekilde belirlemesine yol açıyor. Bir örnek vereyim. İzmir'de ilginç bir şey oldu. Bir gün işte belediyenin sorumlularıyla bir toplantı yapıyoruz. Birisi dedi ki sorumlulardan işte şu köyden birisi bazı taleplerde bulundu. Biz de onlara yanıt yazdık. Siz köysünüz. Şehir usuller şehir içindir. Şehir içindir, evet. Halbuki bugün bütün il sınırının içi bir belediye sayılıyor. Anakent belediyesi. Doğrudur, öyle oldu. O zaman hepsi bunların kentli. O zaman benim köylü ve kentli ayrımına dayanan kavramlaştırmamın hiçbir anlamı yok. Yani köy mevzuatıyla artık kentli olmuş bir bölgeyi yönetemezsiniz ya da tabii, sorunları tabii. Çözemezsiniz. Onun için ben son zamanlarda şey üstünde duruyorum. Köy kentin ortadan kalkmasını göstermek için şöyle bir şey diyorum. 1960'ta haritayı aldığında neresi köy, neresi kent çizebilirdin. Arasındaki ayrımı çizebilirdin. Bugün çizemezsin. Evet. Zaten kır ve kent karşıtlığına sizin itiraz etmenizin nedenlerinden biri. Neden biri? Tabii. Eskiden köy ve kentte diyelim ki köyde yer alan faaliyet kentte yer almazdı. Yani kentte yer alan köyde yer almazdı. Bugün böyle bir şey yok. Kalmadı. Evet. Hocam benim başlıklarım bitti. Evet. Sizin kapamadan eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Vallahi galiba şey önemli. Türkiye'de, tabii dünyada da bizim kent ve yerleşme sorunlarını konuşmamızda yeni kavramlarla, yeni taleplerle başa çıkabilecek bir zenginliğe kavuşmamız gerekiyor. Evet. Ve bunu kavuşabilmemiz için biraz korkmadan yeni kavramları, yeni ele alışları korkmamız için de bir sebep yok. Eğer bir
ortak akıl oluşturacak şekilde tartışıyorsak zaten bunun korkacak bir şeyi yok. İktidarını da inşa etmiş oluyor. Doğru. Demin açıkladığınız şey. Evet. Çok teşekkür ederiz. Memnun ettiniz. Ben de teşekkür ederim. Çok iyi iş yapıyorsunuz. Ben sizin gibi pür bir anlamda STK'ları çok teşvik ediyorum. Her zaman öyle onların gelişmesini örgütlenmiş. Yani örgütlenme şununla ihtiyacı. Niçin örgütleniyorsunuz? Paraya bulaştığınız zaman örgütleniyorsunuz. Örgütlenmezseniz paraya bulaşamıyorsunuz. Evet. Değil mi? Kuruluş olarak. Ve o işte bir anlamda pür kalıyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz tekrar. Bugünkü konuğumuz Profesör İlhan Tekeli'ydi. Hem kendisine teşekkür ediyor hem de sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.